de güzel bir yermiş ya. Ben de çok beğendim. Çok güzelmiş. Bu arada yolda gelirken söyleyemedim herkesin arasına kızarsın diye de. Hani sen sabah şey dedin ya, geç kalıyorum, yetişemeyebilirim falan diye. Hı hı. İşte Buket de yalnız kalmaya korkuyormuş. Öyle olunca ben de birlikte kalmaya söz verdim. Olur. Tamam, sorun değil. Ciddi misin? Oh, yani nasıl darlandım sana nasıl söyleyeceğimi düşünürken. Aa, tek sorunumuz bu olsun canım. Senin de için ne kolay darlanıyormuş Yaso ya. Ben sana başka bir şey soracağım. Sence ben çok mu yersiz atar yapıyorum farkında olmadan? O nereden çıktı şimdi ya? E baksana, sen bile Buket'le kalacağını söylemeye çekinmişsin. Yani yersiz atar demeyelim de, yani sanırım şöyle dersek daha doğru olur. Sen çoğu zaman kendi doğrularını tek ve mutlak doğru olarak görüyorsun. Gerçekten mi ya? Yani oysa ki tek bir doğru yok değil mi? Farklı bakış açıları, farklı doğruları beraberinde getiriyor. Hadi ben çok üşüdüm ya, içeri girelim.
işin var burada? Sence? Ya sen ruh hastası gibi beni takip mi ediyorsun? Neden bu kadar sert konuşuyorsun Serra? Ruh hastası ne demek? Hiç alınma bence. Sen de bana hırsız demiştin hatırlıyorsan. Ben sana hırsız demedim. Ama uzatmayacağım daha fazla. Çünkü sen neye inanmak istiyorsan ona inanıp ısıtıp ısıtıp önüme koyacaksın. Bitti Selim. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı bizim. Daha fazla uzatma. Serra. Tamam. Tamam, haklısın. Hatalı olan benim. Yaptığım eşeklik. Aklıma geldikçe canım çok acıyor. Ben senin kadar olgun değilim. Bazen anlık reaksiyonlar verebiliyorum. Hiç düşünmeden verilen anlık reaksiyonlar. Hepsinin de farkındayım. Senin de deyiminle defolu kutlu say paketi işte. Defol demeyelim istersen. Olur, demeyelim. Arızalı diyelim, yaralı diyelim, sen seç. Yok canım. O kadar da haksızlık etmeyelim yani. Sen akşam burada mı kalacaksın? Evet, burada kalacağım. Oo, kimleri görüyorum. Yoksa Selim Kutlusay bizi buralara kadar takip mi etti? Ne haber Yasemin, nasılsın? İyi ki geldin. Belki senin gelişinle bizimkinin yüzü de tekrar güler. Saat konusu. Aslında hırsızlık konusu. Ben öğrendim o konuyu. Aslında Asena'nın başının altından çıkmış her şey. Öğrendim. Babana söyledin mi peki? Yok, söylemedim. Gerek kalmadı. Niye? Çünkü Asena Hanım kendini imha edecek başka bir şey buldu ve babam boşanma kararı verdi. Boşanma kararı mı? Hı. Ailece kızınıza yetişilmiyor cidden. Bir övüyorsunuz, sonra hırsız diyorsunuz. Akşamki karı koca hali sabah birden boşanmaya dönüşü veriyor. Bayağı tuhaf. Yani evet, pek normal bir aile olduğumuz söylenemez. Sen üşüdün herhalde biraz. Al istersen şu çayı. Yani ben ellerini tutup ısıtırdım seni ama sen aşırı tepki verirsin diye korkuyorum. Sakın kalkışma. Tamam ya. Tamam, sınırımı biliyorum. Yapacaksınız. Arkadaşlarına yine kitap mı konuşacaksınız? Evet. Birazdan pijamalarımızı giyeceğiz. Şömine'nin başına geçeceğiz. Stephen King'in Hayvan Mezarlığı kitabını yorumlayacağız.
yeter, biz kalkalım artık. İyi geceler. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Sen de hemen uyumaya gidiyorum demeyeceksin herhalde. Hadi size iyi geceler. Ben sabah otobüse yetişeceğim diye sabahın köründe kalktım. Ölüyorum uykusuzluktan. İyi geceler canım. İyi geceler. İyi geceler. Ve nihayet kırmızı başlıklı kızla baş başa kalabildim. Restoranda olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Güzel. Sağ olun. Sen rica etsen bunları çantana koyabilir misin? Koyarım tabii de sen sonra... Yok yok, sen gerisini söyleme çünkü ben gerisini biliyorum. Hiç hatırlamak istemiyorum. Zaten aklımdan da çıkmıyor. Anlat hadi. İşten de ayrıldın. Nasıl yeni iş bulacaksın? Yardım etmemi ister misin? Ben işimi buldum bile. Nerede buldun? Fresh Spor Merkezi var ya. Biliyorsun biz hepimiz oraya üyeyiz. Hiç şaşırmadım. Yani üyeyiz dediğime bakma. Toplasan 10 kere falan bile gitmemişimdir. Ne güzel işte. Aynen böyle devam et. Ha, ayağımın altında dolaşma diyorsun yani. Yani. Peki sen bu işi nasıl böyle hemen buldun? Vallahi en az sizin kadar bizim de çevremiz var Selim Bey. Annemin bir arkadaşının aracılığı sayesinde buldum. Kim? Orada çalışan biri falan mı? Evet. Orada çalışan biri. Yalnız oraya hep ukala tipler gider. Saçma sapan hareketler yapıp seni sinir edebilirler, haberin olsun. Ben alışkınım saçma sapan hareket eden insanlara sanırım. Sustum, bir şey demedim. Hayırlı olsun yani işte. Sağ ol. Peki bana olan bu kızgınlığın ne zaman geçer? Kim bilir? Kim bilir? Serra Yıldırım, Selim Kutlusay'ı... Selim ne yapıyorsun? Kalkar mısın? Affetmen için önünde diz çöküyorum. Lütfen özrümü kabul et. Kalk lütfen. Affettim Selim demeden kalkmayacağım. Of, affediyorum. Affediyorum Selim'ciğim. Affettim Selim'ciğim. Kalk, kalk. Barıştık mı? Barıştık. Ama bir sonraki level'ı atlamadın. O yüzden abartma. Başka bir arzunuz var mı? Kapatıyoruz da. Yok yok, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Çok geç olmuş. Hadi biz de odalarımıza geçelim artık. Hadi kalk. Hiç istemiyorum.
telefonun benim çantamda kalmış. Babaannen aradı da iki kez üst üste. O yüzden getireyim dedim. Geri aramayacak mısın? Yani ara istersen, önemli bir şeydir belki. Senden başka koşuyorum sonu senle aşka. Sarılınca seni bırakmam. Yaşıyorum zaten umutla. Yazamıyorum ben asla aruzla. Ateş ediyor gözler taarruzda. Kalsak da belki Irak'ta. Çıkamaz bu adam bir daha bataktan. Terk etme beni asla unutmam. Bakamam bir daha hayatı umutla. Kanatlarım kırıldı rüzgardan. Dalgalansın saçın omuzlarımda. Ondan geriye saymaya başla. Benimle bir ömür aşkla yaşlan. Tutuldum sana aşığı baştan. Koşarak gelirim bak bu yokuştan. Sen beni evet doğru. Bu adam serseri. Gittiğimiz yerler caddeler. Şimdilerde güzelim sersefil. Aşk kokan dudakların ihaneti keşke tatmasaydı. Yarım kalsaydık daha da iyiydi. Keşke yalan olmasaydın. Her şeyini anlarım tek bir bakışla. Kokunu içime kazı ya da nakışla. Gözlerini bulurum ben bu ufukta. Damlalar süzülür yüzde ufaktan. Doğru bir yanlış ettik. Sevmek de yetmiyormuş bana.